Yılların ve yer çekiminin cildimize etkisi kaçınılmaz. Zaman hızla ilerledikçe cildimizde aşağıya doğru sarkmalar oluyor. İşte bu noktada medikal estetik hekimi Doktor Samitan Sarıgül'ün sizler için bir tedavi yöntemi var. Ultra Matrix yüz asma yöntemi. Bakalım nasıl bir yöntemmiş? Hocam yılların etkisi cildimize kendisini çok kötü bir şekilde gösteriyor ne yazık ki. Sarkmalar oluyor, kırışıklıklar oluyor. Bu gibi durumlar için sizin özel bir tekniğiniz var. Bugün bize bunu anlatmanızı rica ediyoruz. Evet. Bu tekniğin ismi Ultra Matrix. Ultra Matrix. Ultra Matrix. Neden böyle adlandırdınız hocam? Tekniğiyle yüz germe ya da yüz asma. Neden böyle? Şimdi son yıllarda hep duymuşsunuz işte yok örümcek ağı, yok işte kılçıklı iplerle, 3D iplerle, işte 4D iplerle yüz asma. Sonuçta aşağı inmiş bir yapıyı ayağa kaldırmak için fiziksel olarak bir şey kullanmanız lazım. Bir materyale ihtiyaç var. Evet, onu yukarı asmanız için. Ameliyat yapsak tamam, işte kulak arkasından girip işte yüzü geriyoruz, fazlalıkları atıyoruz, oraya dikiyoruz. Bir iz oluyor ama sonuçta. Artı bir süreç istiyor. Yani yüzün tam oturması 3 ila 6 ay, bazen 8 ayı buluyor. Oysa ki artık insanların zamanı kıymetli olduğu için, ameliyat istemedikleri için, işlerinden ya da sosyal hayatlarından kopmak istemedikleri için bu tür yöntemler artık dünyada da yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar bunun çarelerini aramaya başladılar. Şimdi çareyi ararken tabii sonuçta insanoğlunun elinden ne kurtulur? Yani sonuçta çözümleri de beraberinde geldi. İşte önce bu PDO ip dediğimiz polidioksinon iplerle işlemler yapıldı ama bu iplerin etkileri yaklaşık 3-3,5 ay sonra başlıyor. Etkinin bitişi de 1 sene maksimum. İşte 1,5 seneyi bulmuyor. Kısa bir artı zaman. İstediğimiz kaldırmayı, yüzü germeyi elde edemiyorduk bunlar. Derken kılçıklı ipler. Onlar da diğerlerine nazaran biraz daha iyi kaldırıyorlar ama yine istenen sonucu vermiyor ve çabuk bırakıyor. Sonuçta %20 esneyen, kalıcılığı 5 ila 7 yıl olan, çiğnerken, konuşurken, mimik yaparken yüzün herhangi bir hareketine kesinlikle esnekliğinden dolayı engel olmayan ipler geliştirildi. Yani mimik kaybı söz konusu değil. Hiçbir şekilde anlaşılmaz da mimik kaybı da yok. Sonuç itibariyle tabii ki daha uzun ipler, işte yüzün sıkıntısına göre ama genellikle girdiğimiz bu elmacık kemiklerimizin yan ve üst kısmından girip artık kaç şuralardan tane yukarıya doğru çekiyoruz. Giriyoruz. Evet. Astığımız yer kafatasının kenar tarafları. Burada düğüm falan atmıyoruz. Kendinden yivli ipler olduğu için bırakıyoruz. Ucunu kesiyoruz. O içeride kalıyor. Ama çok sağlam bir germe yapıyor. Sonra da diyelim yüzün neresi sıkıntılı? Atıyorum işte yanaklar sarkmış. Nazolabiyaller inmiş. Marionet dediğimiz bu ağız kenarından aşağı doğru olan çizgiler, işte bulldog halkası dediğimiz, bu jawline dediğimiz kısımlar istediğimiz yerlerden 2, 3, 4 noktadan çıkıp iyice geriyoruz. Ve hasta daha buradan çıkarken gerilmiş bir yüzle çıkıyor. Diğerlerindeki gibi işte biraz zaman bekleyeyim, etrafta işte bir oluşum, yani o PDO ipler sonuç itibariyle şu mantıkla çalışır. Kullanıldıkları, yerleştirildikleri planlarda hemen bir fibroz yapı, kolajen hareketi oluşur. Zaman içerisinde o PDO'lar erise bile orada bir kolon kalır. O da işte 1-1,5 sene sonra etkisini kaybediyor, tekrar almak gerekiyor. Yani orada bir oluşma süreci var. Burada zaten siz alıyorsunuz Ultra Matrix iplerle yüzü olduğu gibi, diyelim ki işte 4 noktadan ya da 3 noktadan sağ tarafta, 3 ya da 4 noktadan sol tarafta parietal yapı dediğimiz kafatasının, yani saçlı derinin içine, kafatası deyince saçlı derinin içerisinden geçip bir 10-15 santim o planlarda bırakınca ne oluyor? Yüz güçlendirme kolonlarıyla bir ayağa kaldırılıyor. Gıdı, boyun. Orada da 2 ya da 3 tane ip kullanarak
Onu da kulağın arkasında mastoid dediğimiz bir kemik var. Onun daha arkasından çıkıyoruz. Uçlarını kesiyoruz. Cildin altında kalıyor. O kadar muhteşem geliyor ki boynu da. O da bizim imdadımıza yetişti. Zaten önce yapıyı ayağa kaldırıp sonra her planın eksiğini burada işte dolgular kullanıyoruz. Başka yöntemler. Tabii tabii o kırışıklıklar da işte şöyle diyeyim. Daha derin planlarda altın iğneli fraksiyonel radyo frekansı kombine ediyoruz bunu. Başka kendi kök hücrelerini işte o açtığımız mikro kanallarda kök hücre ya da PRP dediğimiz kendi kanından elde ettiğimiz materyali kullanıyoruz ki bu plateletler yani kan pulcukları yani trombositler yoğunlaştırılmış bir şekilde cildin içine verildiği için vücut onu gördüğü anda burada bir hasar var diyor. Hem siz mikro iğneli fraksiyonel cihazlarla orada kontrollü bir ısıyla hasar veriyorsunuz. Bir de trombositleri o bölgeye yedirdiğiniz zaman vücut diyor ki burada bir şey olmuş diyor. Hemen bir alarm verip bütün onarıcı yapı elemanlarını o bölgeye yığıyor. Ve orada bir inşaat başlıyor. Hızla bir düzelme, hızla bir iyileşme başlıyor. Tabii bunları da kombine ettiğiniz zaman erimiş yağ yastıkları zaten aşağı inmişsiniz. İplerle kaldırdınız. En alt planda erimiş yağ yastığının yerine o bölgeye uygun formülasyonla elde edilmiş o yoğunlukta işte artık çapraz bağlı hiyalurik asitler var, dolgular var. O plana da o eksiği koydunuz mu yüz iyice kalktı. Orta plana o yapıdaki gene dolguları, en üst plana da işte sıvı hiyalurik asit verirsiniz, mezoterapi de kullandığımız işte vitamin mineral kombinasyonları verirsiniz. Somon DNA'sından elde edilmiş özel karışımlar var. Onu da somon DNA'sını da kattıkları çok güzel. Oligopeptitler birçok yapı elemanını da verirseniz her plana sonuçta ayağa kalkmış bir yüzün üstüne de gerekli parıltıyı veriyorsunuz. Parıltıyı ve eksilenleri eksik yerine koyduğumuz zaman, gerekenleri verdiğiniz zaman ki bu kişiden kişiye çok değişir. O zaman ne oluyor? İnanılmaz güzel sonuçlar. Ve çoğu arkadaşlarım, bırakın ya insanları, benim kendi meslektaşlarım bile ya bu cerrahisiz olmaz kardeşim. Ya diyorum ki sen bu ipleri kullandın mı? Kullanmadım. Bunları bir kullan. Bir gör. Ondan sonra sonucu gör. Tabii bu ustalık istiyor. Eğer o ipleri gerekli planlara koymazsanız boşuna yapmış olursunuz. Fazla yüzeyde çok fena çizgiler oluşturuyor. Smas dediğimiz o cildin o planın biraz üstüne kaydığınız zaman ki o da zamanla geçiyor ama hasta 10-15 gün panikle evet. Gelip gidiyor. Daha aşağıya giderseniz istediğiniz germeyi yani. Sağlayamıyorsunuz. Tam o planda gideceksiniz. İnanılmaz yüz güldürücü sonuçlar elde ediyorsunuz. O zaman burada hekimin tecrübesi çok büyük önem kazanıyor anladığım kesinlikle. Kadarıyla. Kesinlikle hem anatomi bilgisi çünkü sonuçta yüzde işte fasyal sinir dediğimiz yüz sinirleri, damarlar, işte burada tükürük bezimiz vesaire vesaire gibi birçok şey var. Bazı kasları orada zedeleyebilirsiniz. Mimik kaybı olur, çiğneme problemi yaşayabilir, birçok şey yaşayabilir. Hekimin bir kere anatomi bilgisinin çok iyi olması lazım. Materyalini çok iyi tanıması lazım. Ve çok sayıda uygulama yapıp tecrübe elde etmesi lazım. Şu anda bütün dünya, yavaş yavaş demeyeyim, hızla ameliyatsız yüz germeye gidiyor. Evet. Ameliyatsız kaş asıyoruz. Eskiden endoskopik yöntemle bildiğiniz ameliyathane koşullarında yapıyorduk. Şimdi lokal anesteziyle. Bu dediklerim zaten hepsi lokal anesteziyle. 10'ar dakikada her iki kaşı istediğim planda. Yani o benim elimde. Nereden gireceğim, nereden çıkacağım, nereye asacağım. Çünkü o insanın yüz anatomisi de önemli. Yani onun yüzüne yakışacak. Ona altın oranlara onu yaşayacak. Ona bir güzellik, bir estetik katacak uygulamaları yapmam gerekiyor. Sonuç itibariyle biz daha estetik görünelim. Daha güzel görünelim diye yapıyoruz. Sırf bir uygulama yapalım, yüz böyle gerilsin ama mumya gibi bir yüz düşünün. Doğallığını kaybetmiş hani o, bir yüz olmasın. Poker gibi. Yüz dediğimiz. Hiç güldüğünü anlayamıyorsun, ağladığını anlayamıyorsun. Oysa ki biz insanız, mimiklere ihtiyacımız var. Bunları
tamamen koruyarak, doğallık da tabii çok önemli, en doğal yöntemlerle o yüzü 10, 15, 20 yıl gençleştirebiliyoruz. Harika. Bana bazen soruyorlar işte ömrü ne kadar? Ben de diyorum ki bir bina düşünün. Bir temel atıyorsunuz 100 sene gidiyor. İyi bir beton kullanmışsınız. Duvarları 50 sene gidiyor. Sıvası 5-6 yılda bir elden geçirmeniz gerekiyor. Boyayı her yıl yapıyorsunuz. Bu da öyle. Ultramatrix iplerle yani %20 esneyen dinamik askı dediğimiz iplerle 5 ila 7 yıl bir kaldırıcılığı var. Gücü var. Kalıcılığı bu. Ama işte bu en alt plandan en üst plana kadar kullandığımız dolguların da maksimum 2 yıl şu anda, minimum 6 yıl. Şimdi diyelim ki alt planlara dolguları koyduk. 2 sene gidecek. 2 yılda bir oralar tekrar elden geçmesi, takviye görmesi lazım. En üst plan bir mesela gözaltı ışık dolgusu. Ortalama 1 yıldır ama 1 yıldan fazla kalan hastalarım da çok oldu. Tamamen kişiyle değişiyor. Ama hani klinik çalışmalar demiş ki ya bunun kalıcılığı işte atıyorum 10 ila 13 ay. Tamam. Yani senede bir gözaltı ışık dolgusunu yaptıracak. Şimdi önce çok yekün hacimli bir ücret ödediği için zannediyor ki işte devamlı bunu ödeyecek. Hayır. Zamanla eksilenleri, zaten hekimiyle sürekli kontak halinde olması lazım. Bizim küçük dokunuşlarla ona yaptığımız işlemlerin ömrünü belki 8-10 seneye çıkartabiliyoruz bu durumda. Yani 5 ila 7 sene demeyeyim. Sonuç itibariyle şudur. Her kişinin yüzündeki ihtiyaç farklıdır. Kullanılacak materyalin sayısı, miktarı farklıdır. Bunların kullanılacak periyotları da her işlemin farklıdır. Arada bir de küçük küçük rötuşlar kesinlikle hem o canlılığını devam ettirmesini sağlar, hem yapılan işlemin ömrünü uzatır. İleriye yönelik çok ciddi bir yatırımdır bu aslında. Böylelikle belki hiç ameliyat olmaya ihtiyaç duymayacak. Yüzümüz o kadar önemli ki. Değil mi? Vücudumuzda yani meme problemi mesela. Onu herhangi bir şeyle kamufle edebilirsiniz. Yani, evet. Başka şeyleri kamufle edersiniz. Ama yüzümüz, boynumuz her zaman göz önünde. Ve bütün sosyal yaşantımızda olsun, evimizde, ailemizde, arkadaşımızla, eşimizle, sevgilimizle devamlı yüz yüze olduğumuz ve bütün gözlerin üzerinde olduğu insan vücudunun en önemli kısmı yüz ve boyundur. O yüzden yüzümüze çok iyi bakmamız gerekiyor. Evet. Ve bu ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerinden faydalanmakta ben şahsen yarar görüyorum. Kesinlikle. Böylelikle yaşlanmamızı sürekli erteleyeceğiz. Kesinlikle. Medikal estetik hekimi Doktor Sami Tan Sarıgül ile birlikteyiz. Ameliyatsız yüz gençleştirme ve ultramatrix yüz germe yöntemini konuşuyoruz. Hocam bir de yaş sınırını öğrenmek istiyorum sizden. Kaşlı yaşlarla kaşlı yaşlar. Şimdi aslında yaş sınırı diye bir şey yok. Neden? Ben hep söylerim ama yani anatomik olarak vücut bütünlüğünü sağlamışsa ki biz bunu genelde 18 yaş olarak. Yani anatomik olarak gelişmesini tamamlamış. Her yüzde yapılabilir. Ama ancak gençlerde, herhalde, gençlerde sıkıntı olmaz. Ama ne olur? Yüzünde asimetri var. Hmm. Ultramatrix'te asimetriyi hemen düzeltiriz. Genellikle 35'inden sonra bana geliyorlar ultramatrix için. Ama dudak dolgusu için 18 yaşında bir genç kızımız da gelebilir. Ya da elmacık ya da yüzünde bazı hacimsiz bölgeler var. Biz ona küçük dokunuşlarla daha böyle estetik, daha güzel, dışarıdan bakıldığında altın oranlara daha yakın bir yüz elde etmek için. Mesela küçük çenesi var kızın ama 18 yaşında. Biz dolguyla çeneyi büyütebiliyoruz çok rahatlıkla. Dudakları ince ya da iki dudak arasında bir sıkıntı var ya da asimetrisi var. Onu hemen o küçük dokunuşlarla, hyaluronik asit dolgularla yapıyoruz. Onun için orada bir yaş sınırı yok. Ama ultramatrixle iple yüz asma dediğimiz zaman ultramatrix tekniğiyle kesinlikle bir 30-35'ten sonra oluyor bunlar. Ama çok erkenden işte atıyorum yanaklar inmiş. 28'de de gelse ben onu kaldırırım. Ama 35-40 yaşında birinde kullandığımız ip sayısıyla daha genç birinde kullandığımız ip sayısı aynı olmaz. İp sayısı deyince hani o örümcek ağındaki gibi 50, 100, 200 demiyorum. 2, maksimum 4,
çok 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 ileri vakalarda 5 bir tarafa 5 bir tarafa kullanıyorum. Çünkü onu kaldırmak kuvveti çok yüksek. Hocam hastalarınızda şöyle bir şey oluyor mu? Bir tarafa uyguladıktan sonra farkı gözlemleyebiliyorlar mı? Hastalarıma kesinlikle. Bunları da lokal anesteziyle yaptığım için. Yani hasta lokal kendinde uçuyor. Zaten. Kesinlikle ben her hastamın uygulama safhalarında kendisini bir ayna getirerek işlemi her aşamada kendisine gösteririm. Onun da fikrini alırım. Finalde germeyi yapıyorum. Bu nasıl? Biraz daha. Bu nasıl? Gibi. Ve fotoğraflarım. Kesinlikle. Yani her aşamayı fotoğrafladığım için mesela birçok hastamın yüzünün bir tarafını yaptım, kaldırdım ama ipleri kesmedim. Öbür taraf duruyor. Hafif bir gerdim. Görüyor. Allah Allah diyor. Hemen. İşte kaş dahil her şey kalkmış. Yani yüzün bir tarafı yukarıda, öbürü zaten aşağıda. Tabii sonra öbür tarafı da yapıp tabii ki oturtuyorum. Ondan sonra bir asimetri olmasın diye tabii orada kıl kırk yarıyoruz. İyice titiz bir şekilde ince bir işçilik gerektiriyor çünkü bu. Yani hekimlik aynı zamanda bir sanat. Sanat olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü hele estetik. Yani diğer branşlarda bunu söyleyemeyeceğim ama estetikte sanatsal, bütünsel yani holistik tıp diyorlar ya, bütünsel bir yaklaşım istiyor. Yani o insana gidecek yüz de çok önemli. Ben şunun her zaman karşısındayım. Bütün insanlar bir kalıptan, bir fabrikadan ya da bir şablondan çıkmış gibi birbirine benzememeli. Her insanın yüzünün çok güzel, çok güçlü tarafları var. Kiminin gözleri çok güzel, kiminin burnu güzel, kiminin yüz yapısı, kiminin çenesi. O güzel tarafa oynamak lazım. İşte o zaman o güzelliği daha ortaya çıkarıp böyle daha spesifik, daha güzel, daha özgün bir yüz elde ederseniz insanlar şöyle dönüp dönüp bakarlar ona. Sıradanlaştırmamak lazım insanları. Kendi doğal bir sanat eseri yaratmak gerekiyor kesinlikle. Orada evet, bir sanat yapmak lazım. Ve ihtiyacı iyi belirleyip hastanın ne istediğini de iyi belirleyip öyle yapmak lazım ki ben altın matris tekniğiyle önce hastamın 3 boyutlu görüntüsünü çekiyorum. Sonra o 3 boyutlu görüntünü monitörde sol tarafa kendi şu andaki görüntüsünü, sonra da benim onun yüzünde istediklerimi, onun dışında kendi istediklerini zaten soruyorum. Diyorum ki sen ne istiyorsun? Bunu 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 istiyorum diyor. Tamam diyorum, ben hemen orada bir simülasyonla hop ekranın sağ tarafına işlemden sonraki halini atıyorum. Uygulamadan önce görebiliyorsun o halini. Ama bir de onu 360 derece her açıdan kendi görüyor. Çünkü insan kendisini aynaya baktığı zaman iki boyutlu görür. Tabii normalde göremiyoruz. Yandan, alttan, sağdan, soldan göremeyiz. O zaman demek ki ben yandan böyle görünüyormuşum. Bak böyle olunca ne kadar güzel görünüyormuşum. Doktor bey atıyorum çenem biraz daha uzun olsun. Burnumu bir tık daha kaldırın ki biz iple bu iplerle burnu da kaldırıyoruz. Ameliyatsız. Eğer burun içinde herhangi bir problem, nefes alma problemi, burun içindeki konkalardan ya da septumun dediğimiz ortadaki kemikte ya da kıkırdakta bir problem yoksa, sadece burun ucu düşükse, 20 dakikada kaldırıyorum zaten. Ve dolgularla da ufak tefek şekiller verip çok güzel de sonuçlar elde ediyoruz. Hasta 3 boyutlu görüntüsünü görmeden siz ona ne anlatırsanız anlatın havada kalır. Tabii anlayamaz. Bir karşılığını bulamaz. Ben size çok güzel elmacık yapacağım ya da çok güzel bir burun yapacağım. Dudak da böyle olacak, yanakların da bu kadar kalkacak dediğin zaman onun zihninde herhangi bir karşılık bulmaz. Ama 3 boyutlu görüntülemeyle orada zaten o simülasyonu görünce işte bunu istiyorum ya da ya çok fazla olduğunu biraz daha küçültelim. Şuraya çok kullandık. O zaman ben hastamın tam olarak ne istediğini anlıyorum. Anlıyorsunuz ve buna göre güzel kesin, sonuçlar. Buna göre yani. Ondan sonrası da şuna benziyor. Mimarınız size harika bir projeyle, bir triplex villa projesi getiriyor. Ama ustalar ya da onu uygulayıcılar, onu işte istediğin kalitede malzemeyi kullanamadan ya da çok yetkin bir mimar o işi eğer beceremezse artık o onun kusuru. Hocam neyse ama tasarım çok önemli. Mimar da sizsiniz, usta da sizsiniz. Ellerinize tabii ama biz yine de bir ekiple çalışıyoruz. Evet. Tek başına değil. Ciddi bir ekibimiz var. Herkes kendi görevini yapıyor ama tabii tasarımı ben yapıyorum. İple uygulamalar
çoğunu ben yapıyorum ama belki yardımcı uygulamalarda ekibimden işte bakımlarda olsun başka uygulamalarda diğer herkesin bir görevi var. O belli bir prosedür, bir sıra içerisinde olur. Onlar da bana yardım ediyorlar. Sonuçta ben çok titiz bir adamım. İçime sinmezse başka argümanlarla onu içime sinene kadar, hastamı da mutlu edene kadar elimden geleni yaparım. Buradan herkes güzel ve mutlu ayrılacak. Yani işimiz estetik sonuçta. Evet. O insanı mutlu etmemiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Evet, medikal estetik hekimi Doktor Sami Tan Sarıgül ile birlikteydik. Ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerini konuştuk. Çok Yaşa devam ediyor.